Assalamu alaikum kadirli okuyucular. Dünkü dersimiz arkosinus, arsinus, arttangens, arkatangens yani teskari trigonometrik fonksiyonlar hisoblanadi. Hoş biz bu dersimizde misollarni ishlash uchun quyidagi formulani bilishimiz kerak. Arksinus sinus alfamız alfaga teng eğer de alfamız minus pi taksim 2u pi taksim 2 oralığıda yani radian oralığıda olsa ki gradus hisobida oladigan bo'lsak minus 90 gradus 90 gradus oralığıda bo'lsa yoki radian hisobida bunu songa o'giradigan bo'lsak pi ni 3.14 deb 2 bo'lsak minus 1.57 ve 1.57 radian oralığıda hisoblanadi. Arc kosinus kosinus alfamız ham alfaga teng. Fakat alfamız quyidagi oralıkta bulsa, yani 0'dan katta pi'den küçük, yok ki son kıymet miktarı oladigan bulsak, 0'dan katta 3.14'den küçük, yok gradus hisobida oladigan bulsak, 0'dan katta, bilamiz ki pi radian bu 180 gradus, 180 gradusdan küçük, yok ki teng bilgileri bilen olunsa. Şimdi arctangens tangens alfamız alfa geting. Şimdi yodlaşma oson tomoni arctangens arcsinusga o'xshaydi fakat ularda tenglik bilgisi bo'lsa, bularda tenglik bilgisi qatlik tengsizlik bilan yozilgan bo'ladi. Arc katangens katangens alfamız arc kosinus kosinus alfaga o'xshaydi, alfaga teng bo'ladi fakat 0 pi oralig'ida yoki 0.3.14 radian hisobda oladigan bo'lsak, son qiymat miqyosida 3.14 radian hisobida pi gradus miqyosida 0 pi 0.180 gradus lekin bularda tenglik belgisi yok kosinuslarda esa tenglik belgisi bo'lishi mumkin holatda yoziladi. Agar alfa ko'rsatilgan oraliqqa tushmasa u holatda arsinus sinus alfani arsinus sinus alfa plus minus 2 pi ko'rsatib yozib olsak bo'ladi. Quyidagicha kosinus ham xuddi shu tartibda arc kosinus kosinus alfani arkosinus kosinus alfa'nın alfa plus minus 2 pi o şekilde yazıp olsak buladı. Arttangens tangenslerde ise eğer alfa ko'rsatilgan quyidagi oraliqqa tushmasa alfamız onda arttangens tangens alfa plus pi o şekilde yazsak buladı. Arka tangensen xuddi shu arttangens kabi alfa plus pi o şekilde yazsak buladı. Eğer alfamız mana shu ko'rsatilgan oraliqqa tushmasa. Şimdi yana bilishimiz kerak bo'lgan formulalardan arksinus x plus arc cosinus x'imiz pi taksim 2 radianga teng yoki 90 gradusga teng. Arctangens x plus arc katangens x'imiz ham pi taksim 2 radian yoki 90 gradusga teng. Şimdi qarang. Arc sinus x'imiz arc cosinus 1 minus x kvadratga teng. Arc sinus x'imiz arc tangens x taksim 1 ilzosida 1 minus x kvadratga va xuddi shu tartibda quyidagi formulalar bor. Bize şu formüllerini yodlaş kerak. Yodlamasdan ham ishlasa bo'ladi, yani keltirib chiqarsa bo'ladi. Ularni hozir misol ishlash davomida ko'rib o'tamiz. Agarda x'imiz minus 1, 1 oralig'ida bo'lsa, arsinus sinus x'imiz x'ga teng va arsinus sinus sinus arsinus x'imiz x'ga teng. Sinus arc kosinus x'imiz 1 minus x kvadratga teng. Kosinus arc kosinus x'imiz ham x'ga teng. Kosinus arsinus x'imiz 1 minus x kvadratga teng. Şimdi x'nin ixtiyori kıymatı için tangens arctangens x x'ga teng. Tangens arctangens x e'tibor bering. Arctangens tangens emas. Arctangens tangens bo'lishi uchun fakat alfamız mana shu oraliqqa tushsa bo'ladi. Lekin tangens arctangens bo'lsa ixtiyori x uchun mavjud. Şimdi tangens arctangens 1 taksim x'ga teng. Yani tangens arka tangens x'imiz 1 taksim x keting. İleki x 0'ye teng emas kıymatta. Katangens arka tangens x keting. Katangens arka tangens ham 1 taksim x keting. X makrajda bo'lgani uchun 0'ye teng emas bo'lgan kıymatta. Endi misollarni şu formulalarga asoslangan holatda yechamiz. Xo'sh, birinchi misolimiz hisoblang sharti bilan beryapti. Hisoblang sharti bilan beryapti. Xo'sh, kosinus arc kosinus 0,2. Xo'sh, formulaga e'tibor beradigan bo'lsak, kosinus arc kosinusimiz kosinus arc kosinusimiz oddiy x'ga teng. Agar x'imiz minus 1, 1 oralig'ida bo'lsa, bu yerda turgan x 0 da turgan 0,2 sonimiz minus 1, 1 oralig'ida, shuning uchun bu
Yani şunu özge teng deyip koya kalamız. Şimdi sinüs sinüs pi taksim 2 plus arc kosinüs 1 taksim 3 nin hisoblashimiz kerak. Mana bu bilamizki arc kosinüs burchak hisoblanadi. Demak sinüs pi taksim 2 plus alfamız bu kosinüs alfa keting. Ya'ni kosinüs arc kosinüs alfani o'rniga arc kosinüs 1 taksim 3 ni qo'ysak bo'ladi. Demak kosinüs arc kosinüs 1 taksim 3. Demak 1 taksim 3 imiz quyidagi misolimiz kabi, ya'ni kosinüs arc kosinüsimiz x ga teng, arc kosinüs x imiz x ga teng. Faqat x imiz minus 1 1 oralig'ida bo'lsa, bizda x ning o'rnida 1 taksim 3 turibdi va u ham minus 1 1 oralig'ida. Demak bu 1 taksim 3 ni o'zi bo'ladi. Endi keyingi misolimiz tangens arc kosinüs 3 taksim izos 10. Endi bizga formulani yodlab o'tirmasdan, endi formulada bor edi, tangens arc kosinüs degan formulalar ham bor, buni yodlab o'tirmasdan keltirib chiqarishni o'rganamiz, qadrli o'quvchilar. Misol uchun qarang, bilamizki bu kosinüs arc kosinüs deganimiz bu burchak. Demak buni qandaydir alfa burchak deb turamiz. Demak bizga tangens alfa kerak. Xo'sh, qanaqa topamiz? Alfa burchakimiz arc kosinüs 3 taksim izos 10 bo'lsa, bundan bilamiz ki kosinüs alfamız 3 taksim izos 10 ga teng. Kosinüsla bersak, bu ikkala tomonni, bu yerda kosinüs alfa, bu tomonni esa kosinüs bilan kosinüs qisqarib ketib 3 taksim izos 10. Bizda kosinüs alfa bor ekan, sinüs alfani topib olamiz. 1 minus kosinüs kvadrat alfa bo'ladi. Demak, kosinüs alfani o'rniga 3 taksim izos 10 ni qo'yib kvadratga ko'taramiz va birdan shuni ayiramiz, keyin yildiz chiqarsak 1 taksim izos 10 qolyapti. E'tibor bering. Bizda endi sinüs alfa ham bor, kosinüs alfa ham bor. Bizga tangens alfa kerak edi. Tangens alfani topish uchun biz sinüs alfani kosinüs alfaga bo'lamiz. Ya'ni 1 taksim izos 10 ni 3 taksim izos 10 ga bo'lamiz. Keyin bu 1 taksim 3 chiqyapti buning javobi. Yana ta'kidlab o'tamiz, buning tayyor formulasi ham bor. Biz formulaga tashlamasdan to'g'ridan to'g'ri ishlab ketishni o'rgandik hozir. Endi kosinüs arc kosinüs kosinüs 8 pi taksim 7 ni hisoblash kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, arc kosinüs kosinüs bo'lgan payti, arc kosinüs kosinüs bo'lgan payti alfamiz alfaga teng edi, lekin alfamiz 0 u pi oralig'ida bo'lishi kerak edi. Radian hisobda oladigan bo'lsak, bu yerda radian hisobda berilyapti va u 0 u pi oralig'ida emas, ya'ni pi dan katta. Shuning uchun buni keltirish formulasi yordamida 0 pi oralig'iga moslab olamiz. Qanaqa qilib? Demak, kosinus 8 pi taksim 7 ni kosinus pi plusdan pi taksim 7 desak, biz buni keltirish formulasi yordamida minusdan kosinus pi taksim 7 bo'lishini bilamiz, ya'ni nomi o'zgarmaydi. 3-chi chorakka tushadi. Demak, nomi o'zgarmaydi. Kosinus pi taksim 7 bo'ladi. 3-chi chorakka tushish evaziga oldiga minus ishorasi qo'yiladi. Endi demak biz kosinus 8 pi taksim 7 ni o'rniga minus kosinus pi taksim 7 ni qo'ysak bo'ladi. Demak arc kosinus kosinus minus pi taksim 7. Bilamizki kosinus juft funksiya, ya'ni kosinus minus alfamiz kosinus alfaga teng. Demak arc kosinus minus pi taksim 7 o'rniga oddiy pi taksim 7 qo'ysak bo'ladi. Demak bular qisqarib, endi bizda arc kosinus kosinus alfamiz alfaga teng edi. Qachonki alfamiz 0 va pi ni oralig'ida bo'lsa, 0 va pi ni oralig'ida bo'lsa, bu yerda pi taksim 7 0 va pi ni oralig'iga kiradi. Demakki buning javobi pi taksim 7 bo'ladi, qadrli o'quvchilar. Endi keyingi misolimiz bu arc kosinus kosinus 4 ni hisoblashimiz kerak. Xo'sh, bunda bilamiz 4 0 va pi oralig'iga kirmaydi. Chunki 0 va pi bu 0 va 3.14 degani, pimiz 3.14 ga teng. 3.14 dan bu katta. Demak, buni to'g'ridan to'g'ri 4 ga teng deb kelsak, biz xato qilgan bo'lamiz. Chunki qachon arc kosinus kosinus alfamiz alfaga teng bo'ladi? Qachonki alfamiz 0 bilan 3.14 oralig'ida yoki 0 bilan pi yoki 0 gradus bilan 180 gradus oralig'ida bo'lsa, bu yerda gradus qo'ymayapti. Demak, bu radianda, son qiymatda. Son qiymat esa pi dan katta, ya'ni 3.14 dan katta. Demak, bu to'g'ridan to'g'ri 4 ga teng deb keta olmaymiz. Endi buni
Şuna kalırsak boladı. Arc kosinüs kosinüs 2pi minus 4. Yani 2pi'miz 6 bütü 28. Bundan 4'ünü ayıradığım bu sek. Bu 2 bütü 28. Şimdi 2 bütü 28'imiz 0 ile 3 bütü 14 aralık geçiş yaptı. Yani mana birdeki sonumuz 2 bütü 28 çıkıyordu yüzden. Ve bu bize etken aralık geçiş yaptı. Demek bu doğrudan doğru 2pi minus 4 deyip geçsek buladı. Arc kosinüs ile kosinüsünü kıskartırım. Şu yürgeyi ihtiyat bulasılar kadarlı okuyucular. Doğrudan doğru 4 deyip geçmesiler. Çünkü mana 4'ümüz ne? 6 bütü 28 minus 4 yani desek boladı. Yani bu 2 pi minus 4. Ve bu kosinüs 4 degenimiz kosinüs 2 pi minus 4 geteyim. 2 pi minus alfamız kosinüs de bu kosinüs alfa geteyim boladı. Şimdi keyinki misalımız bu. 22. misal arc katanginiz katanginiz 13. Arc katanginiz de ne? Bana arc katanginiz katanginiz alfamız uzun solda art tangens iken ki topla demek art tangens tangens 13'ümüz ne? Doğrudan doğru 13 desek hata oladı. Çünkü art tangens tangensimiz alfamız minus pi taksim 2 pi taksim 2 oralıkta bulsa mevcut. Lekin bizler de bu yani oralıktan çıkıp gitken 13. Demek bunu oşa oralıkta çürüş için oşa oralıkta çürüş için bana formula bu arada eğer oralıkta çürmese karaka kılardık. Bana şu tangens alfa normal diye tangens alfa plus pi kyo ya ki minus pi kyo. Koysak bu oladı. Ya ki plus minus alfa koysak bu oladı. Şimdi karayın. Bu yerde alfa minus pi kyo koyduken bu sek 13'ten neşte merte pi'ni ayırsak bana şu oralıkta çüşünü öyle şey etti. 13'ten neşte merte pi'ni ayırsak biz minus pi taksim 2 pi taksim 2 oralıkta çüşemiz. 13'ten biz 4 merte pi'ni ayırdıken bu sek kadırlı okuyucular 4 mertebe 3 bütü 14 ile köpürtirsek 4'ye 12 bütün 52 bol yaptı. Onu 13'ten ayırsak biz 0 bütün 44 degen kıymetli ge bol yapmış. Yani bu 0 bütün 44 tahminen. Demek 0 bütün 44 degen sonumuz mana şu oralıkta düşerdi. Demek 0 bütün 44 degenimiz minus 1 bütü 52 oralıkta düşerdi. Şunun için bunun cevabı 13 minus 4 bi. 3 bi yemez. 5 bi yemez. Eğer 3 bi yok ki 5 bi olsa yine o oralıkta düşmesinden koladım. Şunun için bunun cevabı 13 minus 4 bir halde buladı. Şimdi hesaplayın şartı bilen keyinki misalımız bu arc sinüs minus 1 bilemiz ki arc sinüs minus 3 sonuçunu çıkardı ve bunu çıkarsak arc sinüs 1 ve arc sinüs 1'de pi taksim 2 getin oldudaki minüsü bilen minus pi taksim 2 buladı. Keyinkisi arc katanginiz minus ilz olsun 3 arttangens, arttangens ham xuddi arc sinus kabi minus ishrosini chiqaradi ve minusdan arttangens izosti 3 minusdan pi taqsim 3 ni beryapti. Keyingisi arc cosinus minus 1 taqsim 2 arc cosinus na jub na to'q funksiya, ya'ni arc cosinus minus alfamiz pi minus arc cosinus alfaga teng bo'lgani uchun pi minusdan arc cosinus 1 taqsim 2 bo'lib, ya'ni pi minusdan pi taqsim 3 2 pi taqsim 3 chiqyapti buning javobi. Kengisi arc katangens minus ilz ostu 3 taksim 3 arc katangens ham xuddi arc kosinus kabi pi minus arc katangens alfa bo'ladi. Agar minus bilan berilgan bo'lsa, demak bu pi minusdan arc katangens ilz ostu 3 taksim 3 ve bu pi minusdan pi taksim 6 5 pi taksim 6 qiymatini beryapti. Endi keyingi misolimiz hisoblang sharti bilan beryapti. Arc kosinus minus ilz ostu 2 taksim 2 minusdan arc tangens 1 taksim ilz ostu 3'ni hisoblashimiz kerak. Arc kosinus minusda pi minus arc kosinus ilz ostu 2 taksim 2 bo'ladi. Minusdan arc tangens 1 taksim ilz ostu 3 bu ham teng pi minusdan arc kosinus ilz ostu 2 taksim 2 o'rniga pi taksim 4, arc tangens 1 taksim ilz ostu 3 o'rniga pi taksim 6 qo'yamiz. Chunki tangensimiz pi taksim 6 radyanda 1 taksim ilz ostu 3 keting yoki 30 gradusda biz radyanni hisoblayapmiz hozir. Demek ki makrajlarning barchasini 12 ga keltiramiz. 12 dan 3 dan va 2 dan berib hisoblasak 7 pi taksim 12 chiqyapti buning javobi. Keyingi misolimiz tangens arc sinus ilz ostu 3 taksim 2 plusdan arc tangens ilz ostu 3. Tangens mana bu arc sinus ilz ostu 3 taksim 2 o'rniga pi taksim 3,
Art tangens izos düştü onu ge pi taksim üçünü koyalım yana. Kim bunlarına koş edigen bulsak 2 pi taksim 3 demek bize tangens 2 pi taksim 3 gerek. Bunu tangens pi minus pi taksim 3 desek keltiş formülası yordamıyla ikinci çörekke düşerdi ve minus bilen norm özgermesinden tangens pi taksim 3 bulatdı ve bu minustan pi taksim 3'te tangens izos 3 bulgeni için minus izos'ta da demek bu minus da izos 3 çıkarttı bunun cevabı. Şimdi keyingi misolimiz bu 2 marta arc sinus minus 1 taksim 2 plusdan 1 taksim 2 ko'paygan arc cosinus izos 3 taksim 2 ni hisoblashimiz kerak. Arc sinus tok funksiya bo'lgani uchun minusni chiqaryapti ve 2 minus 2 ko'paygan arc sinus 1 taksim 2 plusdan 1 taksim 2 ko'paygan arc cosinus izos 3 taksim 2 demek minus 2 ko'paygan arc sinus 1 taksim 2 ni o'rniga pi taksim 6 plusdan 1 taksim 2 ko'paygan arc cosinus izos 3 taksim 2 ning o'rniga pi taksim 6 ni qo'yib, keyin hisob kitoblarini amalga oshirsak, bu yerda minusdan pi taksim 4 chiqyapti. Endi keyingi misolimiz bu 4-chi misoldan ekan. 4-chi misolning ikkinchisi hisoblanish sharti bilan beryapti. Cosinus 2 marta arc cosinus 3 taksim 5. Endi biz bilamizki, arc cosinus arc sinus ekan. Arc sinus, arc cosinus, arc tangenslar bular burchak. Yani qandaydir burçak, alfa burçak deb belgilab olamiz. Demek bize ya cosinus 2 alfa kerak. Bu cosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa keting. Endi bize ya mana bu burçakni hisoblash uchun cosinus kvadrat alfa bilan sinus kvadrat alfalarni ayirmasi kerak ekan. Xo'sh qanaqa topamiz? Alfa deganimiz arcsinus 3 taksim 5 ekan. Bundan sinus alfamizni 3 taksim 5 ekanligini va cosinus alfani 1 minus sinus kvadrat alfa orqali ifodalaydigan bo'lsak 4 taksim 5 ekanligini topamiz. Bize ya nima kerak edi? Cosinus 2 alfa ya'ni cosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Demek bu cosinus alfa'nın o'rniga 4 taksim 5, onun kvadratı 16 taksim 25, ondan ayıramız sinus alfa'nın o'rniga 3 taksim 5, onun kvadratı 9 taksim 25 ve keyin ayırma 7 taksim 25 şekil yaptı. Demek bunun cevabı 7 taksim 25 bo'ladi. Şimdi keyingi misolimiz arc sinus 4 taksim 5 plus'tan arc cosinus 1 taksim izos 50'ni hisoblash kerak. Şimdi arc sinus bu teskari trigonometrik funksiyalar burchak bo'lgani uchun birsini qanaqadir alfa, yana birsini esa beta deb hisoblaymiz. Demak, bizga alfa plus beta kerak. Alfa plus beta kerak. Demak, qaranglar, qadrli o'quvchilar, alfamiz nima deb, nimani alfa deb belgiladik? Arc sinus 4 taksim 5 ni alfa deb belgiladik. Bundan sinus alfamiz 4 taksim 5 ekanligi kelib chiqyapti. Nimani beta deb belgiladik? Arc cosinus 1 taksim izos 50 ni. Bundan cosinus betamiz 1 taksim izos 50 ekanlik kelyapti. Demak bizga sinus alfa bor. Endi cosinus alfani topadigan bo'lsak 1 minus sinus kvadrat alfa bo'ladi va sinus alfaniga 4 taksim 5 qo'yib hisoblasak 3 taksim 5 chiqyapti. Bizada endi cosinus beta bor, sinus betani topadigan bo'lsak 1 minus cosinus kvadrat betadan hisoblaydigan bo'lsak cosinus beta o'rniga 1 taksim izos 50 qo'yib kvadratga ko'taramiz va 1 dan ayiramiz. Bu 7 taksim izos 50 chiqyapti. Endi bizada sinus alfa ham, cosinus alfa ham, sinus beta ham, cosinus beta ham bor. Endi bizaga x kerak edi, ya'ni alfa plus betani x deb belgiladik. O'sha ximiz alfa plus betaga teng bo'lsa, mana ximiz alfa plus betaga teng bo'lsa, ikkala tomonni cosinuslab beramiz. Demak, cosinus x bo'lib qoladi bu tomonda, bu tomonda cosinus alfa plus beta. Bu esa cosinus alfa cosinus beta minus sinus alfa sinus betaga teng. Cosinus alfa va cosinus beta sinus alfa sinus beta o'rniga biz quyida topgan qiymatlarni qo'yamiz va hisoblashlarni amalga oshirsak, minus izos 2 taksim 2 kelyapti. Bundan kelib chiqadi cosinus x'imiz minus izos 2 taksim 2 ga teng ekan. Demak, keyin buning ikkala tomonini arc cosinuslab beramiz, ya'ni arc cosinuslaymiz. Bu tomonni ham arc cosinuslaymiz. Keyin cosinus bilan arc cosinus qisqarib ketib, bu tomonda x qoladi, bu tomonda esa xo'sh pi taksim 4 qolyapti. Demak, pi taksim pi taksim 4 pi taksim 4 emas, adashmasam hozir bu yerda arc cosinuslaydigan bo'lsak minus bor ekan, arc cosinus minus ishoran chiqaradi. Demak demak bu tomonda pi minus pi taksim 4 bo'ladi. Pi minus pi taksim 4, ya'ni 3 pi taksim 4 bo'ladi. Demak buning javobi 3 pi taksim 4 bo'ladi ekan qadrli o'quvchilar. Chunki arc cosinus minus izos 2 taksim 2 deganimiz pi minusdan arc cosinus izos 2 taksim 2 degani.
Yani bu pi minus pi taksın 4 olup 3 pi taksın 4 hortiye kelepti. Demek ki x'imiz 3 pi taksın 4 iken x bu alfa plus beta idi. Demek alfa plus beta'mız 3 pi taksın 4 iken bana bu alfa bu beta iken idi. Devam kılamız kadarlı kuşlar. Kendi misalını soplan şartı bilen 4. misalını birinci bir yaptı. Demek tanginiz art tanginiz 2 minustan art kosinus 12 taksım 13'ni soplaş gerek. Art tanginiz 2'ni alfa, art kosinus 12 taksım 13'ni ise beta deyip soplasak. Demek bize gel tanginiz alfa minus beta gerek. Yani bunu devam kıldıradigan bulsak. Tanginiz alfa minus tanginiz beta taksım 1 plus'tan tanginiz alfa köpeygen tanginiz beta. Demek bunu soplaş için bize gel. Tabii ki tanginiz alfa ve tanginiz beta gerek. Şimdi alfa degenimiz art tangens 2 iken bundan tangens alfanın 2 ekanligini, beta degenimiz art kosinus 12 taksım 13 iken bundan kosinus betamız 12 taksım 13 ekanligini ve sinus betanı topa degen bulsak 1 minus kosinus kvadrat betadan kosinusun kıymetini koyup ornege hesaplay degen bulsak 3 taksım 13 ekanligi kepçik yaptım. Keyin tangens betanı topamız, bunun için sinus betanı kosinus betaga bölemiz, yani 5 taksım 13'ni bölemiz 12 taksım 13'ke ve bu 5 taksım 12 çıkıyordu. Demek bundan tangens betamız 5 taksım 12 kelek kelepti. Şimdi bize de tangens beta ham bor, tangens alfa ham bor ve bize kerekli joyga, yani tangens alfa beta katnaşken joyga bu kıymetlerini alıp gelip koyamız ve hesaplayamız. En ahırda neticede 19 taksım 22 çıkardı kadırlı kuşlar. Demek bunun cevabı 19 taksım 22 boladı iken. Şimdi kendi misalımız bu soplan şartı bilen bir yaptı. Sinüs arksinüs bir taksim etti. Demek sinüs bu sinüs arksinüs bu yanda. Sinüs arksinüs x'imiz x getting. Fakat x'imiz minus 1 bilen bir aralığı da bulsa buldu. Demek bir yerdeki x'imiz minus 1 bilen bir aralığı da. Çünkü için bu bir taksim ettiğini özü getting. Demek kegin tanginiz arksinüs bir taksim ilzostu 10. Demek biz arsinüs bir taksim ilzostu 10'unu alfa deyip duramız. Bize gel tanginiz alfa gerek. Şimdi devam kılamız kadırlı kuşlar. Alfa degenimiz bu arsinüs bir taksim ilzostu 10. Bundan sinüs alfamız bir taksim ilzostu 10 ekerlikken. Ve kosinüs alfa topa degen bulsak 1 minus sinüs kvadrat alfadan hesaplayımız 3 taksim ilzostu 10 çıkayaptı. Tanginiz alfanı top için ise sinüs alfanı kosinüs alfaya bölemiz cevap çıkardı. Yani bu 1 taksim 3 çıkardı. Şimdi biz bunu tayyor formulasi ham bor, formulaga tashlab ketsak ham bo'ladi, lekin formulaga tashlab formula yodlab o'tirgandan ko'ra shunaqa usulda ishlab ketish menimcha afzal usul hisoblanadi. Keyingisi bu 6-chi misoldan tenglamani yeching sharti bilan berilyapti. Arc cosinus x minus 1imiz pi taqsim 2 ga teng. Endi ikkala tomon cosinus va cosinus qisqarib ketib x minus 1 teng, cosinus pi taqsim 2 dan 0 ga teng. Bundan x 1 ga teng ekanligi kelib chiqyapti. Keyingisi art tangens x minus 1 14 gradusga teng. İkkala tomon tangenslar bersak x lar tangens bilan art tangens qisqarib ketib x minus 1 teng. Art tangens 14. Art tangens 14 dagi qiymatni bilmaymiz. Son qiymatni shuning uchun o'zi turadi. Demak x minus 1 imiz shunga teng bo'lsa 1 bu tomonga plus o'tib x imiz teng art tangens 14 plus 1. Keyingi misolimiz hisoblang sharti bilan 7-chi misolni birinchisi 2 marta arsinus ilzosida 2 taksim 2. Bilamizki arsinus ilzosida 2 taksim 2 da pi taksim 4 ga teng. 2 marta pi taksim 4 esa pi taksim 2 ni beryapti. Demak buning javobi pi taksim 2 bo'ladi. Keyingi misolimiz 7-chi misol arc tangens minus 1 plusdan arc cosinus 0.5 ko'paygan ilzosida 2 plusdan 1 taksim 2 ko'paygan arc cosinus minus 1 plusda 2 ko'paygan arsinus minus ilzosida 3 taksim 2 ni hisoblash kerak. Demak arc tangens minus ishorani chiqaradi. Demek bu arc cosinus 0.5 ni 1 taksim 2 deymiz, ilzosida 2 taksim 2 plus 1 taksim 2 ko'paygan arc cosinus minus 1 imiz bu pi minusdan arc cosinus 1 bo'lyapti ve arc sinus minus ilzosida 3 taksim 2 imiz minusini chiqarib arc sinus ilzosida 3 taksim 2 bo'lyapti. Şimdi bunların son kıymetini koyamız, yani burçaklarını koyamız. Minustan pi taksım 4 birge, birge plus pi taksım 4, kim plus 1 taksım 2 köpegen, pi minustan 0, pi minustan 2 köpegen, 3 pi taksım 3. Ve hesaplayımız, bana bunlar kıskarıp git yaptı. Ve hesaplayı diyen bu sayı pi taksım 2 minus 2 pi taksım 3 kol yaptı. Makrajge keltire diyen bu sayı bunge 3'ten bunge 2'den. Demek 3 pi minus 4 pi taksım 6 bu minus pi taksım 6 çıkardı. Demek bu misolning cevabı minus pi taksım 6 çıkardı iken. Devam kılamız. Hoş 8. misolda hesaplandı yaptı. İkincisi demek tanginiz art tanginiz minus 3 plus'dan art cosinus 2 pi'ni hesaplaşımız gerek. Demek
bu yerde art tangens minus 3'ten tok funksiya bo'lgani uchun minus bu tomonga chiqib yapti. Demak, va cosinus 2pi da 1ga teng. Buni o'rniga 1 qo'yyapmiz. Keyin bu quyidagi holatga kelyapti. Ve tangensimiz ham tok funksiya bo'lgani uchun mana bu minusni o'zini oldiga chiqaryapti. Demak, bu tangens art tangens 3 plus arc cosinus 1 desa, cosinusimiz 0 gradusda 1ga teng, 0 ni qo'yamiz. Demak, keyin bu tangens bilan art tangens qisqarib ketib, demak bu minus 3 plus 0, ya'ni buning javobi minus 3 chiqyapti. Endi keyingi misolimiz tenglama nechinchi sharti bilan 9-chi misolni 4-chi aytayapti art tangens x ning kvadrati minus 4 marta art tangens x plus 3 bu ham teng 0. Biz art tangens x ni t deb belgilaymiz va art tangens x ning kvadrati t ning kvadrati bo'ladi. T ning kvadrati minus 4 ta plus 3 0 ga teng. Bu necha degan bo'lsak, t ni birinchisi 1 ga, t ni ikkinchisi 3 ga teng. Ya'ni art tangens x ni birinchisi 1 ga, art tangens x ni ikkinchisi esa 3 ga teng. Bundan x1imiz art tangens 1, x tangens 1 tangenslab beramiz. X1imiz tangens 1, x2imiz esa tangens 3 bo'lyapti buning javobi. Endi xuddi o'sha misolning 6-chisi 4 marta arc tangens x kvadrat minus 3x minus 3 keyin minus pi bu ham teng 0 ni hisoblash kerak. Pi ni bu tomonga o'tiramiz va 4 ga bo'lamiz. Demak arc tangens x kvadrat minus 3x minus 3imiz mana shu holatda teng pi taqsim 4 ga kelyapti va ikkala tomonni tangenslab bersak mana bu arc tangens bilan tangens qisqarib ketib bu tomonda x kvadrat minus 3x minus 3 bu tomonda tangens pi taqsim 4imiz esa 1 ni beryapti. Endi 1 ni bu tomonga minus ko'p o'tiramiz va x kvadrat minus 3x minus 4 tenglama necha degan bo'lsak, buning ikkita ildizi bor ekan. Birinchi ildizi minus 1, ikkinchi ildizi 4 ekan, qadrli o'quvchilar. Keyingi misolimiz bu 10-chi misolni birinchisi isbotlang sharti bilan beryapti. Arc sinus x plus arc cosinus x ning 1 taqsim pi taqsim 2 ga teng ekanligini hisoblashimiz kerak. Xo'sh, arc cosinus x ni bu tomonga o'tiramiz va quyidagi holatdagi tenglamaga ega bo'lyapmiz. Ya'ni kim? Mana shu holatdagi tenglamaga ega bo'lyapmiz. Arc sinus x imiz teng pi taqsim 2 imiz arc cosinus x. Ikkala tomonni ham sinuslab beramiz. Demak, bu yerda arc sinus bilan sinus qisqarib ketib x qolyapti. Bu tomonda sinus pi taqsim 2 minus arc cosinus x imiz bu ya'ni sinus pi taqsim 2 minus alfa kabi cosinus alfa, ya'ni cosinus arc cosinus x ni beryapti. Cosinus bilan arc cosinus ham qisqarib ketib, bu tomonda ham x qolyapti. Demak, x teng x, ya'ni 0 teng 0. 0 teng 0 qilsa biz ayniyatni isbotlagan bo'lamiz yoki to'g'ri tenglik qolganini ko'rsatib bersak, ya'ni x teng x qolganini ko'rsatsak ham ayniyatni isbotlagan bo'lamiz, qadrli o'quvchilar. Endi keyingisi 11-chi misolning birinchisi isbotlang sharti bilan beryapti. Tangens arc cosinus x bu ham teng 1 minus x ning kvadrati taqsim x. X imiz minus 1 u 1 oralig'ida va x 0 ga teng emas sharti bilan beryapti. Ya'ni tangens alfa ning ildiz ostida 1 minus x kvadrati suratda va makrajda x ga teng ekanligini isbotlashimiz kerak ekan. Buni isbotlash uchun biz alfani arc cosinus x deb oldik. Bundan x ni topadigan bo'lsak, cosinus alfa hisoblanadi va sinus alfani topadigan bo'lsak, 1 minus x ning kvadrat, 1 minus cosinus kvadrat alfa bo'ladi va cosinus alfamiz x bo'lgani uchun, demak, sinus alfamiz 1 minus x ning kvadrat ekan va tangens alfamiz cosinus alfa taqsim sinus alfa. Demak, bu x taqsim tangens alfani tangens alfani adashtirgan ekanmiz, qadrli o'quvchilar. Bizaga tangens alfa kerak edi. Tangens alfamiz sinus alfa taqsim cosinus alfa, ya'ni bu 1 minus x ning kvadrati taqsim x bo'ladi. Demak, mana biz tangens alfaning 1 minus x ning kvadrati taqsim x ga teng ekanligini mana shuni isbotladik. Demak, mana biz tangens alfaning 1 minus x kvadrat taqsim x ga, ya'ni tangens arc cosinus x imiz 1 minus x kvadrat taqsim x ga teng ekanligini isbotladik. Xo'sh, keyingi misolimiz 12-chi misoldan birinchisi ekan.
hisoblang sharti bilan sinus arksinus 15 taqsim 13 plusdan ark kosinus minusdan 12 taqsim 18 ni hisoblashimiz kerak ekan. Demak biz bunu sinus mana bu ark kosinus pi minus ark kosinus minus alfamiz pi minus alfa pi minus ark kosinus alfa bo'lgani uchun demak buning o'rniga pi minusdan ark kosinus bular qisqarib ketib 2 taqsim 3 ni beryapti 2 taqsim 3 plusdan ark sinus 15 taqsim 12 ni yozdik. Demak bu mana bular ark sinus pi minusdan qanaqadir x'imiz bu sinus x ni beradi. Demak bu sinus ark sinus 15 taqsim 17 minusdan ark kosinus 2 taqsim 3 ni beryapti. Buni alfa buni beta desak, demak bizga sinus alfa minus beta kerak. Sinus alfa minus beta desa bilamiz, sinus alfa kosinus beta minus kosinus alfa sinus beta kerak. Demak bizga mana buni hisoblashimiz uchun sinus alfa kosinus alfa sinus beta kosinus betalar kerak. Xo'sh, buni qanday topamiz? Alfa deganimiz bu ark sinus 15 taqsim 17 edi. Bundan sinus alfamiz 15 taqsim 17 ekanligini va kosinus alfani 1 minus sinus kvadrat alfadan hisoblaydigan bo'lsak, 7 taqsim 8 taqsim 17 ekanligini topamiz. Va beta deganimiz ark kosinus 2 taqsim 3 edi. Bundan kosinus betaning 2 taqsim 3 ekanligini va sinus betani topadigan bo'lsak, 1 minus kosinus kvadrat betadan bu ildiz ostinda 5 taqsim 3 ekanligi kelib chiqyapti. Endi mana bu yerga o'rniga qo'yamiz. Sinus alfani o'rniga 15 taqsim 17 ni, kosinus betani o'rniga 2 taqsim 3 ni, kosinus alfani o'rniga 7 taqsim 18 ni va 7 taqsim 18 ni va sinus betani o'rniga 5 taqsim ildiz osti 5 taqsim 3 ni qo'yamiz va hisoblaymiz. Hisoblaydigan bo'lsak, xo'sh, bu yerda minus xato qo'ygan. Mana bir minus bo'ladi, bu yer ham minus bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak, demak bu bir xil maqsadda kelyapti ikkisi ham. Demak bu 45 charchagan payt xato qilibmiz, to'g'risizlar. Kechki payt o'zi tong chiqay deb qoldi. Olyapmiz videoni. Mana bu ikkalasi 30 bo'ladi. Mana bu yerda ham demak 30 qoladi. Demak buning javobi 30 minus 8 marta ildiz osti 5 taqsim 51 bo'lar ekan. Qadrli o'quvchilar, birinchi javobni belgilab qo'yaylik. Endi keyingi misolimiz bu hisoblang sharti bilan arc tangens tangens uning ichida yana arc tangens 1 taqsim 9 plusdan arc tangens 1 taqsim 9 plusdan ark katangiz 4 taqsim 5 ni hisoblash kerak ekan. Xo'sh, qadrli o'quvchilar, davom qiladigan bo'lsak, biz bu yerda mana buni barchasini x deb oldik. Demak, bizga ark tangiz x kerak. Ark tangiz x. Endi x ni qanday topamiz? X deganimiz mana tangiz ark tangiz 1 taqsim 9 va plusdan ark katangiz 4 taqsim 5 bo'lyapti. Mana buni alfa, buni beta desak, demak tangens alfa plus beta bu x ekan. Xo'sh, tangens alfa plus beta esa tangens alfa plus tangens beta, makrajda 1 minus tangens alfa ko'paygan tangens beta. Demak mana bu x ni hisoblash uchun bizga tangens alfa va tangens beta kerak. Alfa deganimiz nima edi? Alfa deganimiz arc tangens 1 taqsim 9 ekan. Demak bundan tangens alfani top arc katangens 1 taqsim 9 ekan. Bundan katangens alfani topadigan bo'lsak, 1 taqsim 9 bo'lyapti. Tangiz alfa esa 9 ekanlik kelib chiqadi. Demak, beta deganimiz ark katangiz 4 taqsim 5 ekan. Bundan katangiz betamiz 4 taqsim 5 ekanligi va tangiz betamiz 5 taqsim 4 ekanligi. Yani 1 taqsim katangiz beta bo'lgan uchun 5 taqsim 4 ekanlik kelib chiqyapti. Endi tangiz alfani o'rniga 9, katangiz alfani o'rniga 5 taqsim 4 ni qo'yib hisoblaymiz. Demak, 9 plus 5 taqsim 4 makrajda 1 minusdan 9 ko'paygan 5 taqsim 4 hisoblaydigan bo'lsak, buning javobi minus 1 chiqar ekan. Demak, x ning qiymati minus 1 ekan. Demak, bizga arc katangens minus 1 kerak. Bu arc katangens minus 1 da, demak, pi minus bo'lgani uchun 3 pi taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni kim? Bu
pi minustan ark katangınız birini veredin. Yani ark tangınız iken bu kadar lokuşta ark tangınız iken demek doğru yazgın ikenimiz. Ark tangınız iken ark katangınız iken de böyle yazgın ikenimiz. Demek ark tangınız minustan minus 3'ü çıkardı ve bu minustan pi taksim 4'ünü veredi kadarlı okuçlar. Şimdi kendi sorumuz bu. Tenglemenin için şartı bilen bir yaptı. 13'ünü birincisi 2 merte arc cosinus x plus 3 merte arc sinus x'imiz pi taksim 4'ye denk iken demek bize mana bu 3 merte arc sinusunu şuna kıyasak boladı. Yani 2 merte arc cosinus x'ini koyamız ve 3 merte arc sinus x'ini 2 merte arc sinus x plus 1 merte arc sinus x de bolamız ve bunu pi taksim 2'ye denk iken mana bu 2 arası da 2'ni çıkaramız ve bu yerde arc cosinus x plus arc sinus x'imiz cos içinde kaladı plus arc sinüs x pi taksim 4'ye denk. Demek bilemiz ki bana bunun kıymeti pi taksim 2'ye denk kadar lokuşlar. Pi taksim 2'ye denk. Hoş. Mevzumuz boşu da arc sinüs x plus arc cos x'imiz pi taksim 2'ye denk. Lekin aytib o'tgandik. Demek bu pi taksim 2'ye denk bo'lsa pi taksim 2'ye denk bo'ladigan bo'lsa demek bu yerde 2 ile kıskarıp gitti. Pi plus'tan arc sinüs x'imiz pi taksim 4'ye denk. Bundan arc sinüs x'ini topa degen bulsak pi taksim 4'ten pi'ni ayıramız. Ve minus da 3 pi taksim 4 bol yaptı. Demek arc sinüs x'imiz minus 3 pi taksim 4 bulsa 2 ile tamamen sinüsle versek x'imiz denk. Sinüs minus'tan 3 pi taksim 4. Yani minus da ilizası da 2 taksim 2 çıkı yaptı bunun cevabı. Minus bu tamamen geçikadı. 3 pi taksim 4'te sinüsümüz ilizası da 2 taksim 2'ye denk. Şimdi kendi sorumuz bu. 5 merte arc sinüs x minustan arc cosinus x'imiz 2 pi'ye denk. Hesaplaşmamız gerek. Yani tenglemeni yetişimiz gerek. Hesaplaşmamız gerek de biz tenglemeni yetişip x'ini topuşumuz gerek. Demek bunca sistema tarikasında koşamız sistema kılıp arc sinüs x plus arc cosinus x pi taksim 2'ye denk ekerlikini ve bunlarını koşu verirsek arc cosinus x ile kıskarıp getip 6 merte arc sinüs x'imiz 2 pi plus pi taksim 2 yani 5 pi taksim 2'ye denk. Bundan arc sinüs x'ini topsak 5 pi taksim 12 bol yaptı. X'ini topa degen bulsak bu 2 ile tamamen sinüsle veremiz. Demek arc sinüs bundan sinüs kıskarıp getip bu tamamen x bu tamamen da sinüs 5 pi taksim 12. Yani bu sinüs 75 gradis bol yaptı. Bu neyse sinüs 45 plus 30 deyip sinüs 45 kosinüs 30 minustan kosinüs 45 sinüs 30 deyip kıymetlerini 10-10'ye koyup hesaplasak ilzası da 6 minus ilzası da 2 taksım 4 çıkarttı bunun cevabı. Şimdi kolgen misalların şuraya okşatıp içerisler. Okuşlar gelmemet, işler gelmemek fakat. Sağ salamat bununla kadar okuşlar.